Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda isimler ve isim tamlamaları ile ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Birinci soru canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcüklere isim yani ad denir. Buna göre kış ayları kentimizde zor geçer. Kar, buz, soğuk hava tüm yaşamı etkiler. Metnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Arkadaşlar kış ayları ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. İsim tamlamaları isimlere çeşitli eklerin getirilmesiyle oluşur. Kış ismi tamlayan, ayları ismi tamlanandır. Tamlanan iyelik eki alırsa buradaki ı arkadaşlar iyelik eki oluyor. Tamlayan herhangi bir ek almaz ise biz bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması deriz. Kış kelimesi bu durumda isim oluyor. Şöyle yuvarlak içine alalım. Kentimizde kelimesine bakalım arkadaşlar kelime kent, kent isim köktür. imiz burada birinci çoğul, iyelik eki. Kimin kenti? Bizim kentimiz. İsme sorulan kimin veya neyin soruları? İyelik ekini yani sahiplik ekini buldurur. İyelik ekleri isimlere gelir. Kent kelimesi isimdir arkadaşlar. Yine yuvarlak içine alalım hatta şöyle yapalım. Kış isim kent isim arkadaşlar. En sondaki sevgili öğrenciler şuradaki D Halek. Evet D burada bulunma Halek. Yine Halekleri isimlere gelir. İyelik ekleri ve Halekleri isimlere geliyor. Hemen ne yapalım? 3 ile devam edelim. Soğuk hava. Hava isim arkadaşlar. İsme sorulan. Bakın hava isim. İsme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Nasıl hava? Soğuk hava. Soğuk kelimesi burada. Kelime türü olarak sıfat görevinde kullanılmış. Sıfat, niteleme sıfatı arkadaşlar isme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Sıfatlar tek başına isim olur arkadaşlar. Bakın burada bir hava kelimesi olmasaydı soğuk kelimesini şuraya yazsaydım. Sağında herhangi bir isim olmasaydı ve ben o isme nasıl sorusunu sormasaydım soğuk kelimesi tür olarak isim oluyor. Fakat soğuk kelimesi isimden önce geldiği için Niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Cevabımız 3. Evet, soğuk hava tüm yaşamı etkiler. Yaşam isim arkadaşlar. Değerli öğrenciler, ı burada belirtme halek ki az önce söylemiştim. Halekleri isimlere gelir. Şöyle yaşam kelimesini ne yaptık? Yuvarlak içine aldık. Tekrar edelim. Kış isim oluyor. Kent isim oluyor. Yaşam isim oluyor. Soğuk kelimesi niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Cevap Ceyhan. Soru 2. Atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cins isim, özel isim, somut isim ve çoğul isim. Değerli öğrenciler atalarım kelimesi ismi çoğul isim yani çokluk ismi. Ata ismine lar çoğul eki gelmiş ve çokluk ismi meydana gelmiş. Im burada birinci teki şahıs iyilik ekidir. Evet atalarım kelimesi bu durumda çoğul isim artımız atalım. Lerlar ekini, lerlar çoğul ekini alan isimlere biz çoğul isim deriz. Gök kelimesi somut isim. Beş duy organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz kelimelere isimlere somut isim denir. Evet gökyüzünü gözümüzle görüyoruz. Değerli öğrenciler aynı türden varlıkların ortak adına cins isim denir. Bulut kelimesi burada cins isim. Renk, renk bulutlar var ama ortak adı veya büyük küçük bulutlar var. Ortak adı ne oluyor? Bulut oluyor. Hemen ne yapalım? Cins isim kelimesinin yanına artımızı atalım. Yine renk ismi arkadaşlar cins isim oluyor. Renkler çeşitli, çeşitli ama ortak adı renk. Değerli öğrenciler, demek ki yukarıda özel isim yok. Cevabımız Ceyhan. 3 dünyada tek olan eşi ve benzeri bulunmayan varlıkları bildiren isimlere özel isim denir. Aynı türden varlıkları bildiren isimlere ise cins isim denir. Arkadaşlar şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Özel isimler dışında kalan tüm isimler cins isim olarak kabul edilir. Daha doğrusu kabul edebilirsiniz. Arkadaşlar özel isimler cümle içerisinde büyük harfle başlar. Cins isimler ise cümle içerisinde küçük harfle başlar. Gerçi seçeneklerde damla kelimesi cümlenin başında Zaten cümle neyle başlar? Büyük harfle başlar. Buna göre damla sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır? Adana damla kullandığım için artık gözlerim ağrımıyor. Damla kelimesi burada özel isim değil arkadaşlar. Damlalıkla kullanılan ilaca biz ne deriz? Damla deriz. Şimdi yuvarlak biçimde çok küçük miktarda Sıvıya biz ne deriz arkadaşlar? Yine damla deriz. Damla kelimesi burada cins isim, özel isim değil arkadaşlar. Yine burada damla kelimesi insan ismi yerine kullanılmamış. Buraya cins yazabiliriz. B'ye e bakalım. Damla bugün okula gidip diplomasını alacakmış. Evet, burada okula gidip diplomasını alacak olan kişi kim? Damla. Damla burada kişi ismi arkadaşlar. İnsan ismi yani özel isim. Cevabımız Bursa. C. Damla düşmedi köyümüze neredeyse bir yıldır. Yine damla kelimesi burada. Cins isim arkadaşlar. Yuvarlak biçimde çok küçük miktardaki sıvıya damla deriz. Hemen şuraya cins yazalım. C'ye bakalım arkadaşlar. Damlalar yüzüne değince çocuk gülmeye başladı. Yine damla kelimesi cins isim görevinde kullanılmış yuvarlak biçimde çok küçük miktardaki sıvıya damla denir. Cevap Bursa. 4 aşağıdaki tabloda numaralanmış isimlerin çeşitleri işaretlenmiştir. Buna göre kaç numaralı isimle ilgili işaretlemelerin birinde yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar, sol taraftaki satırlarda özel isim, cins isim, tekil isim, çoğul isim, toplu isim, soyut isim ve somut isim ifadeleri var. Sağ taraftaki sütunlarda ise mutluluk, orman, korkular ve İstanbul isimleri yazılı. Arkadaşlar, tahtaya ya da defterinize kelime yazdığınız zaman, tahtaya ya da defterinize kelime yazdığınız zaman kelime özel isim değilse küçük harfle başlar. Normalde mutluluk kelimesinin m'sinin orman kelimesinin olsunun ve korkular kelimesinin k'sinin küçük yazılması gerekirdir. Çünkü bu kelimeler özel isim değil. Bu bir soru olduğu için çok dikkat almanıza gerek yok. Burada doğru olan, doğru yazılan kelime sadece İstanbul kelimesi. İstanbul özel isim, İstanbul'un iyisi büyük yazılmış. Özel isimler cümle içerisinde büyük harfle başlar. Bakın İstanbul kelimesinin hemen altında bir tik var. Özel isim diyor doğrudur. Demek ki işaretleme doğru yapılmış. Yine İstanbul kelimesi tekil isim. Çünkü lerler çoğul ekini almamış. İstanbullar diye bir ifade olsaydı çoğul isim olacaktı. İstanbul kelimesi yine somut isim. Çünkü gözümüzde görüyoruz. Gözümüzde algılayabildiğimiz için İstanbul kelimesi somut isim oluyor. Beş duyu organımızın en az biriyle algılayabildiğimiz isimler somut isim. 4 numaralı kelimenin olduğu yerdeki işaretlemeler doğru. Korkular kelimesine gelelim. Korku kelimesi cins isim. Doğrudur arkadaşlar, özel isim değil. Yine korkular kelimesi çoğul isim çünkü var çoğul eki arkadaşlar. Korku ismine bakın lar çoğul eki gelmiş. Artımızı atalım. Soyut isim veya somut isim hangisi? Tabii ki soyut isim. Arkadaşlar zihnimizde tasarladığımız, kafamızın içinde tasarladığımız evet kafamızın içinde tasarladığımız isimler soyut isim oluyor. Yine korkular kelimesinin işaretlemeleri doğru. Orman kelimesine geldim. Orman kelimesi cins isim, özel isim değil arkadaşlar. Artımızı atalım. Orman kelimesi tabii ki topluluk ismi. Yapıcı tekil ancak anlam bakımından çoğul olan aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlere biz topluluk ismi deriz. Şöyle artımızı atalım arkadaşlar. Yine orman özümüzde görülüyor. Yani somut isim. Demek ki 2, 3 ve 4 numaralı kelimelerin işaretlemeleri doğru. 1 numaralı mutluluk kelimesinin işaretlemesi yanlış. Bakalım hangisi yanlış? Mutluluk kelimesi cins isim. Doğru arkadaşlar. Bir yanlışlık yok. Artımızı attık. Özel isim değil. Tekil isim doğru. Çünkü lar çoğul ekini almamış. Mutluluklar olsaydı tabii ki çoğul isim olacak. Artımızı atalım. Demek ki mutluluk kelimesi somut isim değil arkadaşlar. Mutluluk kelimesi soyut isim. Sevgili öğrenciler. Evet, mutluluk kelimesini zihnimizde ne yapabiliriz? Tasarlayabiliriz. Kafamızın içinde arkadaşlar mutluluk kelimesi zihnimizin içinde. Zihnimizin içinde olan, kafamızın içinde olan isimler soyut isim unutmayalım. Cevabımız Adan arkadaşlar mutluluk kelimesinin işaretlemesinde yanlışlık yapılmıştır. Aslında şöyle yapılsaydı okları yer değiştirin arkadaşlar. İki taraftan yapalım ki doğru cevabını yapalım arkadaşlar. Pekiştirmiş olalım. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? Abi, bu yolun sonunda güzel bir yayla var. Arkadaşlar isim tamlamaları isimlerden oluşur. Yolun sonu ifadesi, belirtili isim tamlaması. Hem tamlayan hem tamlanan ek alırsa biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. İsim tamlamalarında birinci isme tamlayan, ikinci isme tamlanan denir. Yolun kelimesi tamlayanı ismi un ilge almış. Sonunda tamlananın ismi U yerik ekini almış. Bakın hem tamlayan hem tamlanan ek almış. Tamlayan ilgi eki almış. Tamlanan yelik ek almış. Biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Ne yapalım arkadaşlar? Hemen B'ye doğru gidelim. Şuraya belirtili yazalım. B Anadolu halkı çok misafirperverdir. Anadolu halkı belirtisiz isim tamlamasıdır. Bakın tamlayan ek almamış tamlayan ilgi eki almamış. Sadece halkı ismi tamlananı ek almış. Aldığı ek ı yeri eki. Arkadaşlar sadece tamlanan ek alırsa biz bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması deriz. Anadolu'nun halkı olsaydı tabii ki belirtili isim tamlaması olacaktı. Hemen C'ye bakalım. Evin bahçesindeki büyük ağaç kurudu. Arkadaşlar evin bahçesi belirtili isim tamlaması. Evin tamlayan in ilge iki bahçesi tamlanan i ek. Evet hem tamlayan hem tamlanan ek almış. Bu durumda C'deki tamlama yine belirtili. isim tamlaması cevap çıktı değil mi arkadaşlar? Cevabımız Bursa B'deki tamlama belirtisiz isim tamlaması. Denizli müziğin etkisinden uzun süre kurtulamadı. Müziğin etkisi belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Müziğin ne oldu? Tamlayan oldu. in ilge iki etkisi ismi tamlanan oldu. İ burada ikinci i arkadaşlar. Şu i yeri geki. Bu durumda d tamlama yine belirtili isim tamlaması. Şöyle yazalım. Cevabımız Bursa. 6 tamlayanı, tamlananı veya her ikisi de isim tamlaması biçiminde olan iç içe girmiş isim tamlamalarına zincirleme isim tamlaması denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Arkadaşlar 3 isim ve 2 tane isim tamlaması varsa orada zincirleme isim tamlaması vardır. A'dan başlayalım. Bir anda kendimi çiçeklerin içinde buldum. Çiçeklerin içinde tamlaması belirtili isim tamlamasıdır. Çiçeklerin tamlayan içinde tamlanan. Tamlayan in ilgi eki alırsa tamlanan i ilgi eki alırsa biz bu tür tamlamalara isim tamlaması deriz. A'da zincirlemesin tamlaması yok. Bursa parkta çocuk sesleri yankılanıyordu. Çocuk sesleri belirtisiz isim tamlaması. Çocuk tamlayan bakın tamlayan ek almamış. Sesleri tamlanan bu iyi arkadaşlar. En sondaki iyi Yeligeki. Evet sadece tamlanan ek alırsa biz bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması deriz. C. Söğüt ağacının altında biraz oturduk. Arkadaşlar Söğüt ağacının altında tamlaması zincirleme isim tamlamasıdır. Birinci tamlama Söğüt ağaç. Bakın tamlayan Söğüt ağacı tamlanan. Şuradaki ı yeri arkadaşlar sadece tamlanan iyelik eki alırsa ek alırsa biz bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması deriz. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Şu kısım arkadaşlar nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Ağacın altında ifadesi ise belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Şu kısım belirtili isim tamlaması. Bakın tamlayan -ın ilgi ekini almış, tamlanan -ı iyelik ekini almış. Biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Söğüt ağacının altında kaç isim var? 3 isim var. Kaç tamlama var? 2 tamlama var. Demek ki Söğüt ağacının altında ifadesi zincirleme isim tamlaması cevabımız Ceyhan. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sayfayı temizleyelim. Söğüt ağacı ifadesi belirtis isim tamlaması. Ağacının altında ifadesi belirtili isim tamlaması. 3 isim ve 2 tane isim tamlaması olduğu için Söğüt ağacının altında ifadesi ne oluyor? Zincirleme isim tamlaması oluyor. Cevap Ceyhan. Dedemin keçileri ve tavukları vardı. Arkadaşlar dedemin keçileri belirtili isim tamlaması. Bakın burada tamlanan birden fazla arkadaşlar. Unutmayalım ki belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan da birden fazla sözcükten oluşabilir. Burada birden fazla sözcükten oluşan, kelimeden oluşan tamlanan oluyor. Evet keçileri ve tavukları tamlanan edemin tamlayan arkadaşlar şuraya tamlayan diyelim. Burada belirtili isim tamlaması var zincirleme isim tamlaması yok. Çünkü en az iki tane tamlama gerekir zincirleme isim tamlaması olabilmesi için cevap Ceyhan. 7 tabloda numaralanmış tamlamalardan hangileri ile ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır arkadaşlar gelin arabası belirtili isim tamlaması mı belirtisiz isim tamlaması mı düşünün evet söyleyin ne düşündünüz düşünme işi bitti gelin arabası belirtili isim tamlaması değil arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması buradaki in ne eki değil İlgi eki değil arkadaşlar. Gelin kelimenin kendisi. Gelin nedir gelin? Biz kime gelin deriz? Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadına biz ne deriz? Gelin deriz. Arkadaşlar gelinin arabası olsaydı evet bu durumda belirtilisinin tamlaması olacaktı. Çünkü in ilgi eki oluyor. Evet tamlayan ilgi eki alırsa ve tamlanan iyilik eki alırsa arabası tamlananı bakın ı yelik eki almış. Biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Fakat gelin arabası ifadesi belirtisiz isim tamlaması çünkü tamlayan ilge eki almamış arkadaşlar. Gelin isim sevgili öğrenciler. Gelin isim, gelin kelimesinin anlamını size az önce açıklamıştım. Demek ki yanlışın biri birde yapılmış. Yılın romancısı belirtisiz tamlaması bakın ım burada ilge eki tamlayan ilgi eki almış. Yılın tamlayanı ilgi eki almış. Romancısı tamlananın yani ismi ise ı yelik ekini almış. Hem tamlayan hem tamlananın ek alırsa biz ne diyorduk bu tür tamlamaya? Belirtili isim tamlaması diyorduk. Artımızı atalım. Mutfak perdesi belirtis isim tamlaması arkadaşlar doğru. Sadece tamlanan ek almış. Aldığı ek yelik eki. Bakın mutfak yani ek almamış. Mutfağın perdesi deseydim belirtili isim tamlaması olacaktı. Gülün kokusu tamlamasına gelelim. Gülün kokusu belirtisi isim tamlaması mı? Hayır. Belirtili isim tamlaması gülün tamlayan. Bakın tamlayan ün ilgi ekini almış. Kokusu tamlanan tamlanan u ilgi ekini almış. Her ikisi de hem tamlayan hem tamlanan ek alınca biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Demek ki 1 ve 4'te yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Şöyle 1 ve 4'ü yuvarlak içine alalım sevgili öğrenciler. Günün haberi belirtilisin tamlaması mı? Doğru arkadaşlar belirtilisin tamlaması tamlayan günün. Bakın ün gün, almış gün kelimesi daha doğrusu günün tamlayanı. Haberi tamlananı ise ismi ise iyilik ekini almış. İkisi de kaldığı için belirtilisin tamlaması artımıza atalım. Odun yığını arkadaşlar, bakın buradaki odun kelimesindeki un ilgeki değil, odun kelimenin kendisi tıpkı gelin kelimesinde olduğu gibi. Odun nedir odun? Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış. Heylere biz ne deriz arkadaşlar? Ağaçlara, evet ağaçlara ne deriz? Odun deriz. Bu durumda odun isim oluyor. Yığını kelimesi, yığını tamlananı ise arkadaşlar, bakın ı ilgekini almış. Odun yığını bu durumda belirtisi isim tamlaması. Çünkü sadece tamlanan ek kalırsa o da yelik eki. Biz bu tür tamlamalara yelik eki deriz. Odun kelimenin kendisi odunun yığını olsaydı belirtili isim tamlaması meydana gelmiş olacaktı. Arkadaşlar yanlışlık 1 ve 4'te yapılmış. Cevabımız Adana şöyle yuvarlak içine alalım. 8 aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi isim tanımlaması içinde kullanılmamıştır diyor. Türk ordusu var ada Türk ordusu belirtisiz isim tanımlaması. Ordu topluluk ismi arkadaşlar. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümüne ordu deriz. Evet, ordu ismi yapıcı tekil ama anlamca çoğul arkadaşlar. Türk ordusu belirtisiz isim tanımlaması tamlanan u yeligekini almış. Yani Toplu ismi olan ordu kelimesi tamlamanın içinde artımızı atalım. B takımın çalıştırıcısı yine değişmiş. Evet takımın çalıştırıcısı belirtilisin tamlaması. Takımın tamlayanı ın kalmış almış ve çalıştırıcısı tamlananı ı eki almış. Biz bu tür tamlamaları belirtilisin tamlaması deriz. Takım burada toplu ismi arkadaşlar. Evet takım burada ne ismi? Toplu ismi birlikte... Birlikte arkadaşlar oynayan, birlikte oynayan, kazanmak için çalışan sporcu topluluğuna biz ne deriz? Takım deriz. Evet takım toplu ismi belirtili isim tamlaması içinde yer almış. artımız atalım. Fark etmez arkadaşlar. Sonuçta toplu ismi bir tamlamanın içinde yer almış. C'ye bakalım. Komisyon kararları dün akşam açıklandı. Komisyon kararları yine belirtilsiz isim tamlaması. Arkadaşlar komisyon alt kurul demektir. Alt kurul ne? Belli bir ne diyelim konuyu görüşmek, tartışmak için bir araya gelen insan topluluğuna biz komisyon ismi deriz. Komisyon toplu ismi arkadaşlar. Toplu ismi belirtisiz isim tamlaması grubunun içinde yer almış. Yani isim tamlaması içinde yer almış. C'ye de artımızı atalım. O halde cevap Denizli komşu çocuklarıyla birlikte sinemaya gittik. Komşu çocukları belirtis isim tamlaması arkadaşlar. Çocuklar çoğu isim arkadaşlar. Bakınlar burada çoğul eki. I yeri geki sevgili öğrenciler. Komşu yine cins isim oluyor. Özel isim olmuyor. D de isim tamlamasında arkadaşlar topluluk ismi yok. D'deki tamlama belirtis isim tamlaması. Çünkü sadece tamlanan iyelik eki almış. Cevap denizli. Sorumuz ne diyordu? Topluluk ismi bir isim tanımlamasının içinde kullanılmamıştır diyordu. Cevabımız Denizli. D'de zaten herhangi bir topluluk ismi yok. 9. soru belirtili isim tanımlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sözcük veya sözcükler girebilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma uygun bir kullanım yoktur? A'dan başlayalım. Aşağı sokakta onların büyük bir evi vardı. Onların evi belirtili isim tanımlaması gördüğünüz gibi tamlayan ve tamlanan arasına kelime girmiş. A cevap olamaz. Artımızı atalım. Hocam hangi kelimeleri var? Bir belgi sıfat büyük kelimesi niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi isim tamlamasının arasına sıfat tamlaması girmiş. E. bakalım adamın yeni paltosu dikkatimi çekmişti. Adamın paltosu belirtili isim tamlaması. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar isim tamlamasının arasına bir kelime girmiş. Yeni kelimesi girmiş. Yeni burada niteleme sıfatı. İsme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Nasıl palto? Yeni palto. Şurada ev ismi vardı. Nasıl ev? Büyük ev. C'ye bakalım. B'ye de artımızı atalım. Onun yüzüne bakınca mutlu olduğu anlaşılıyor. Onun yüzü belirtilisin tamlaması. Tamlayan onun. Bunun ilgi iki yüzüne tamlanan ü ek. Gördüğünüz gibi belirtilisin tamlamasının arasında herhangi bir isim girmemiş. Cevap Ceyhan. Denizli hayatın tatlı yanları onu karamsarlıktan kurtardı. Hayatın yanları belirtili isim tamlaması. ın ilge iki, iki, arkadaşlar. Tatlı kelimesi niteleme sıfat. Nasıl yan? Tatlı yan. İsme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Yine isim tamlamasının arasına D'de. Kelime girmiş cevap yan. 10. isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? A. Araba boyası ile boyanmış bu kapı. Araba boyası belirtisi isim tamlaması arkadaşlar tamlayan araba boyası tamlanan. Gördüğünüz gibi A'da tamlayan ve tamlanan yer değiştirmemiş. Buradaki ı iyelik eki arkadaşlar. Sadece tamlanan ek alırsa aldığı ek de iyelik eki oluyor. Biz bu tür tamlamalara belirtis isim tamlaması deriz. A'da tamlayan ve tamlanan yer değiştirmemiş. Bursa rıhtında yankılanıyordu sesi balıkçının arkadaşlar. Cevap Bursa balıkçının tamlayan, sesi tamlanan durumda tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş oluyor. Balıkçının sesi belirtili isim I, Burada ilgi ki ilgi ki iyi arkadaşlar bakın sesi tamlananı yeri kek almış. Tekrar edelim hem tamlayan hem tamlanan ek alınca biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. de tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş cevap Bursa. C. Ortamın havası birden değişti ve herkes rahatladı. Ortamın havası belirtilisin tamlaması. Ortamın tamlayan havası tamlanan. Denizli Trabzon'un yeşili beni bir kere daha etkilemişti. Trabzon'un yeşili belirtilisin tamlaması. Trabzon'un tamlayan yeşili tamlanan. Bu arada arkadaşlar rıhtımda yankılanıyordu. Balıkçının sesi diye bir cümle kursaydım. Tabii ki tamlayan ve tamlanan yer değiştirmemiş olacaktı. Şöyle yapalım arkadaşlar sadece altı çizili ifadeleri okuyalım tamlamaları okuyalım. Evimin neşesi evimin neşesi belirtili isim tamlaması tamlayan evimin neşesi tamlanan in ilgeki iyi ilgeki. Hem tamlayan hem tamlanan ek alınca biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. B çocuğumun okul takımına katılmasını teşvik ediyorum. Okul takımı belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Okul tamlayan takımına tamlanan. Bakın sadece tamlanan ek almış. I burada yergek. Yani B'de yine bir tamlama var. C asırlık çınar. Evet çınar isim. Nasıl çınar? Asırlık çınar. Asırlık kelimesi burada nitelime sıfatı. isme sorular nasıl sorusu nitelime sıfatını buldurur. Arkadaşlar sıfatın olduğu yerde sıfatın türü fark etmek sizin sıfat tamlaması vardır. Evet bu durumda C'deki altı çizili ifade sıfat tamlaması. Aklın yolu belirtir, isim tamlaması. Aklın tamlayan yolu tamlanan ın. İlge 2 U yelik 12. soru metindeki numaralanmış ifadelerden hangisi isim tanlaması değildir? Tarımla uğraşan kişiler öncelikle iklim şartlarını bilmeli ve ona göre tarım ürünleri yetiştirmelidir. İklim şartlarını tanlaması belirtisiz isim tanlamasıdır tamlayan iklim kelimesi iklim yani tamlayan ek almamış. Tamlanan ise şartlarını kelimesi tamlanan ı yelik ekini almış. Tamlayan ilgi eki almamışsa tamlanan iyilik eki almışsa biz bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması deriz. Bu arada arkadaşlar en sondaki ı belirtme haleki oluyor. Halekleri ve iyilik ekleri isimlere gelir. İklimin şartları, evet iklimin şartları olsaydı tamlama belirtili isim tamlaması olacaktı. Tarım ürünleri yine iklim şartları tamlamasında olduğu gibi belirtisiz isim tamlaması. Tarım tamlayan, bakın tarım yani tamlayan herhangi bir ek almamış. Daha doğrusu ilgi eki almamış. Tamlanan ise iyilik eki almış. İyi burada iyilik eki. Tarım ürünleri belirtisiz isim tamlaması. Tarımın ürünleri olsaydı belirtili isim tamlaması oluyordu. 1 ve 2'de isim tamlaması var. Toprağın türü tarımdaki verimlilik açısından diğer önemli noktadır. Toprağın türü belirtili isim tamlaması. Tamlayan toprağın, bakın ın yeligeki, türü tamlanan, ü yeligeki, tamlayan ve tamlanan ek almış. Bu durumda tamlama belirtili isim tanımlaması oluyor. Arkadaşlar 1, 2 ve 3 isim tanımlaması demek ki cevap 4. Önemli nokta. Nokta isim arkadaşlar nasıl nokta? Önemli nokta isme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Önemli kelimesi niteleme sıfatı görevinde değerli arkadaşlar. Sıfatın türü fark etmek sizin sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. O zaman farklı tamlama arkadaşlar D seçeneğindeki tamlama hangisi isim tamlaması değildir diyor. D seçeneğindeki önemli nokta tamlaması sıfat tamlaması. Sevgili öğrenciler videonun sonuna geldim. 6. sınıf oynatma listesini hepinize tavsiye ederim. Başarılar.